Herkese merhabalar. Hello to everyone. Today we are learning teen life. Teen life nedir Tonguç'um? Gençlerin yaşamı. Harikasın. Sizin yaşamınız, gençlerin yaşamı. İlk videomuzu öğrenmiştik. Şimdi ikinci videomuzda da sizlerle birlikte book genres yani kitap türleri yani book types, regular activities, düzenli kelimeler, düzenli aktiviteler ve grammar'da da expressing preferences yani I prefer, işte I like, I would like to gibi ifadeleri göreceğiz. Ve kişisel fikirlerimizi sunarken yani I think, in my opinion gibi ifadeleri göreceğiz. Burada öğreneceğimiz kelimeler son derece önemli, son derece gerekli kelimeler. Fakat sen mutlaka Dinamo soru bankamızın içerisinde Tonguç'un biliyorsun. Konuyla alakalı direkt ilk başta kelimelerle başlıyoruz. Bak teen life konusunu açıyorum. Önce kelimeleri veriyoruz sana. Sonrasında kelimelerle alakalı alıştırmalar. Sonrasında gramer testleri geliyor. Ve İngilizce'de de kelimeleri öğrenmek için birinci yöntem kelime kartlarıdır. Kelime kartlarını koyacaksın ve o kelime kartlarından takip edeceksin. İkinci yöntem ise bol bol LGS için soru çözmektir. Hem Ondon Zoru Bankası'ndan hem Taktikli'den bu kelimelerle alakalı soruları çözdüğünde mükemmel bir şekilde başarıya ulaşmış olacaksın. Şimdi o zaman ödevimizle alakalı önde bir duyuru yaptık ama istersen gel teen life yani gençlerin yaşamı konusunun ikinci videosunu güzel bir şekilde öğrenelim. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Hazır değilim diyorsun ama hazır olmaz Tonguç'um. Hadi bakalım herkes arkasına yaslansın ve mükemmel bir şekilde dersimize başlayalım. Expressing preferences diye bir şey var. Bu da tercihlerimizi söylerken yani neyi beğendiğimizi ya da neyi beğenmediğimizi dile getirirken kullandığımız bazı cümleler. Mesela I like, I'm keen on, I'm fond of, I prefer nokta nokta diyerekten tercihlerimizi dile getirebiliyoruz. Burada tabii ki gülen bir yüz koyuyoruz. Çünkü neden? Bu sefer sevdiğimiz şeyler. Mesela I love detective books diyebiliriz. Ama buraya bir de I love reading detective books demek daha mantıklı. Niye? Sadece detective books'a diyebiliriz Songuç'un bu arada ama I love reading detective books dediğimizde dedektif kitaplarını okumayı seviyorum anlamına gelmiş oluyor. Ha sevmiyorsak diyelim ki bu sefer üzüntü işareti koyacağım. I hate, I dislike, I don't like gibi ifadeler kullanıyoruz. Tonguç dislikes travel books diyebiliriz. Tonguç seyahat kitaplarını sevmiyor diyebiliriz. Veya Tonguç hates veya da Tonguç doesn't like diyebiliriz. Burada tabii ki he, she, it'lere dikkat edeceğiz. Çünkü onlarda hate, hates, dislike, dislikes, don't like da doesn't like oluyor. Like, likes, love, loves. I'm keen on yerine he, she, it is keen on ya da I'm fond of yerine he, she, it is fond of gibi ifadeler kullanmamız gerekiyor. Prefer de prefers oluyor. Şimdi nedenleri açıklarken ise bazı şeyler var. Tamam tercih ediyorsun güzel aferin tercihine saygı duyuyorum ama neden diye sorarsak I prefer reading detective books because çünkü they are exciting çünkü onlar heyecan verici diyebilirsin. Veya to be honest dürüst olmak gerekirse I don't like reading kitap okumayı sevmiyorum. Because I'm fond of watching TV demiş bak bu direkt tam bir tembel tenek. Yani ben kitap okumayı sevmiyorum dürüst olmak gerekirse ama dürüst en azından ben televizyondaki dizileri izlemeyi seviyorum. Senin en sevdiğin dizi hangisi Tonguç'um? Zenginlerin Hayatı. Zenginlerin Hayatı gerçekten 7. sezonuna giriyor. Yıllardır Tonguç Akademi tarafından bir türlü prodüksiyon yapılamayan bu dizi yakında çıkacak. Zenginlerin Hayatı dizisinde de gerçekten insan kendini mutlu hissedebiliyor. Yatlar, katlar, arabalar ama gerçekte bizim kitap okumamız lazım. Niye? Kitap okuduğumuz zaman sadece Türkçe dersinde, inkılap tarihi, sözel derslerde değil, matematikteki uzun paragrafları da anlayabileceğimiz için kitap okumak çok faydalı. I love traveling. Seyahat etmeyi seviyorum. So, bu yüzden I prefer travel books demiş. Ben bu yüzden seyahat kitapları tercih ediyorum demiş Ataberk Cansun arkadaşımız. Şimdi yine nedenleri dile getirirken mesela can't stand yani dayanamıyorum, katlanamıyorumdan sonra isim yani verb ing kullanabiliriz. Mesela I can't stand reading science fiction books because they are terrific diyebiliriz. Yani berbat diyebiliriz. Ben bilimsel kitaplara, bilim kurgu kitaplarına dayanamıyorum. Çünkü because they are terrific, berbat diyebiliriz. Şimdi trafik mi varmış hocam? Trafik yok. Trafik İstanbul'da olur sadece. Veya başka bir şey bakalım. I can't stand, katlanamıyorum, dayanamıyorum listening to rock because it is unbearable. Yani katlanılmaz diyor. Zaten katlanamıyorum, katlanılmaz diye açıklama yapmış. Gerçekten çok mantıklı bir cümle kurmuş. Halbuki rock müzik de güzel. Kendi içinde rock müziğinde güzel sanatçılarımız seslendirdikleri besteler ve güftelerle müziğimize renk katıyorlar. Şimdi diğer bir şekilde fikirlerimizi dile getirirken ise to me, bana göre, in my opinion, bence, benim fikrim, I think, bence gibi ifadeler kullanıyor. What do you think of fantasy books? Yani fantasy kitaplar hakkında ne düşünüyorsun? I think, bence,
They are ridiculous. Ridiculous nedir Tomuk'cum? Ridiculous saçma. Saçma, rezil, iğrenç, berbat manasında kötü bir anlam var. Hemen ödüllü sorumuzu yap ve mutluluğu kap Tomuk'cum.